geç olacaktı. Biraz sancılı olacaktı. Biraz zamanından çaldım ama acı çekmeden gittin Tülin. Kadersiz Tülin. İnşallah bu dünyada bulamadığın huzuru öbür tarafta bulursun. Bu gerçek değil. Yok, hayal görüyorsun. Hayal görüyorsun. Hayır. Hayır. Hayır, olamaz. Olamaz. Gerçek değil. Okan abi mahalleden tanıdığım, sevdiğim, abi dediğim bir insan. Eve geldi, içeri girmek istedi. Ben de bir şey demedim. İçeri sen aldın yani. Evet. Baban nerede dedi. Yok dedim. Olsun beklerim dedi. Diyorum ya, abi dediğim bir insan. Yani hiç beklemezdim. Mahallede herkes tanır, çok güvenir, çok severdi. Devam et. Sonra böyle bir garip garip bakmaya başladı. Sanki bir şeyler arıyormuş gibi bir hali vardı. Ne demek bu? Ben de anlamadım. Paralar nerede dedi. Ben de bilmiyorum dedim. Sonra bütün eşyalarını atmaya başladı. Sonra tuttu beni, duvara vurdu. Seni darp etti yani. Peki baban ne zaman geldi? Tam o sırada babam geldi. Beni kurtardı. Sonra babamı sırtından bıçakladı. Öldürdü babamı. Öldürdü. Ben çok korkuyorum. İnşallah bana da aynısını yapmaz. Sen artık korkma kızım. Şahıs yakalandı. Cezaevine gidecek. İnşallah bir daha çıkamaz oradan. Ceren. Kerem'i yalnız mı bıraktın arabada? Yok Yasemin Hanım, ben kötü oldum biraz, o yüzden nefes almak için dışarı çıktım. Tülin Hanım'ı her ne kadar tanımasam da gerçekten çok üzüldüm. Başınız sağ olsun, yazık kadına. Yazık oldu, evet, sağ ol. Sen geç yan tarafa, ben kullanacağım arabayı. Emin misiniz? Evet, neden? Sizi kullanırken görürlerse sorun olmasın? Ne olursa olsun zaten evden ayrılıyorum. Nasıl? Anlamayacak bir şey yok. Daha önce yapmam gereken şeyi yapıyorum işte. Yasemin, lütfen. Bu kararını yeniden gözden geçir. Konuştuk, tartıştık. Başa dönmeyelim.
Böylesi hepimiz için daha iyi olacak. Sen bir şey demeyecek misin Murat? Biz konuştuk anne. Bir süre böyle olması daha iyi. Bak kızım, en basitinden Kerem'i düşün. Çocuğunu özlemeyecek misin? Niye özleyeyim ki? Kerem de benimle birlikte geliyor. Anlamadım. Kerem'i bırakacağımı düşünmediniz herhalde. Murat, Kerem'i alıp gitmesine izin veremeyiz. Murat beni engelleyemez. Ben onun annesiyim. Siz de engelleyemezsiniz. Konuştuk, tartıştık, bu konu bitti. Biliyorum bana güvenmiyorsunuz, ikiniz de. Ama bu beni artık zerre kadar ilgilendirmiyor. Oğlumu alıp bu evden şimdi gideceğim. Ha, eğer çok aklınızda kalacaksa bakıcısı da yanımızda olacak. Sırf bana olan kızgınlığın yüzünden böyle bir hata yapma ne olur. Problemlerimizi oturup konuşalım. Eskisi gibi yakın olalım. Ben senin düşmanın değilim. Bir de düşmanım olsanız ne olacak acaba? Yasemin, Kerem sadece senin çocuğun değil. Benim de torunum. Sen de kızım sayılırsın. İkinizi de bir şekilde bu eve, buraya geri döndüreceğim, emin ol. Anne, ikimiz de Yasemin kararına saygı duyacağız. Peki, siz bilirsiniz. Ceren, Kerem'i getir, gidiyoruz. Getiriyorum Yasemin Hanım. En azından ailemi ben götürseydim. Konuştuk bunları. Böyle olmasını istiyorum. Sana anlattım. Bana hak verdin. Eğer şimdi bizi götürürsen yukarı gelmek isteyeceksin. Sen öyle güzel istersin ki ben hayır diyemem. Hayır diyemezsem her şey başa dönecek. Hiçbir şey değişmeyecek. Bu süreci geçici olarak kabul etmiş olabilirim. İçime sinmese de tamam demiş olabilirim. Ama çok uzun süre sessiz kalamam. O zaman kendimi durdurmam. Ben sizin için yaşıyorum. Uzun sürmeyecek. Bu bize iyi gelecek. Keşke bana inansaydın. İnanıyorum. İnanmıyorsun. Yasemin'in evinin önünden 5 dakika ayrılmayacaksın. Tamam olacağım. Nereye gidiyor, ne yapıyor, ne zaman uyuyor, hangi gazeteyi okuyor? Hepsini bileceğim. Bir şey olduğunda hemen müdahale edeceğin bir yerde olacaksın. Hiç merak etmeyin. Şimdi gidebilirsin. Dönecek misin? Bilmiyorum. Hoşça kal demek istedim. Benimle gelmeni isterdim. Abla, ben o eve gelemem biliyorsun. Bence sen de gitmemelisin. Tuğçe, üzerinden yıllar geçti. Yıllar mı? Ama ben 15 dakika önce olmuş gibi hatırlıyorum her şeyi. Her sabah babamın görüntüsü gözümün önünde, öyle uyanıyorum. Ben atlatamıyorum abla, sen nasıl yapacaksın? O eve girebilecek misin? O merdivenleri çık oradan. Oradan aşağı bakabilecek misin? Orası bizim evimiz Tuğçe. Ne olursa olsun buradan daha kötü olamaz.
gidelim canım. Kuzum, ayrı mı düştük? Ah Yasin, keşke durumu fark edebilsen. Keşke senin için ne kadar üzüldüğümü fark edebilsen. Yasemin Hanım, iyi misiniz? İyiyim. Üzülmeyin, her şey düzelir. Biliyorum. Tuğçe Hanım ne demek istedi? O evle ilgili ne problem var? Kötü şeyler mi yaşadınız orada? Çocukluğum o evde geçti. Benim için de gitmek çok zor ama güçlü olmam lazım. Zamanı geldiğinde insan hayaletleriyle yüzleşebilmeli, öyle değil mi? Ne yaşadınız diye sormaya korkuyorum. Senin ailen nerede? Ben ailemi erken kaybettim. Başın sağ olsun. Sağ olun. Nasıl insanlardı? Şahane bir aileydik biz. Babamın hali vakti yerindeydi. Tüccardı. Annem güzelliği dillere destan. Çok alımlı bir kadındı. Hep güzel semtlerde oturduk. Hiç sıkıntı çekmedim. Her şey çok güzeldi. Ama işte evin çınarı bir kez yıkılınca. Baba kaybetmek hiçbir şeye benzemiyor. Sizin de başınız sağ olsun. Sağ ol. Gel Ceren. Gel bakalım. Ne kadar güzel. Alayım ben onu. Sanki hiç uzun zamandır yaşanmıyormuş gibi değil. İki gün önce temizlettim. Siz Kerem'le içerideki odada kalın. Beşiğini de koydurdum. Tabii. Tamam Yasemin Hanım. Gel bakalım. Hatta sen hemen yatır. Uykusu da gelmiştir.
Yapabilirsin. Şimdi yap. Yasemin Hanım uyudu bile. Ne yaşadın sen bu evde? Kapı düne değil, bugüne açılıyor. Geçmişi silmenin tek yolu onunla yüzleşmek. Yap şunu. İçeri gelsene. İçeri gir. Çok uçta duruyorsun baba. Yanımıza gel. Hadi babacığım yanımıza gel. Birbirinize iyi bakın. Yasemin Hanım. Babam buradan aşağı attı kendini. Tuğçe ile biz de izledik. Aklına düştüğünde öleceği gelmiyor biliyor musun? Sanki bir şey olmazmış gibi geliyor. Babamın düştüğü yerde eskiden kale kaldırım taşları vardı. Şimdi değişmiş. Başka taşlar koymuşlar. Kaldırım da daralmış. Bütün izler yok olmuş. Hayatta böyle bir şey galiba. Yaşadıklarımızı unutturmak için tezgahlanmış bir oyun. O kendini öldürdü. Ben yıllarca nerede hata yaptığımızı düşündüm. Babamı bu terasın kıyısına getiren neydi? Neden mutsuzdu? Sonra büyürken kendini affetmeyi de öğreniyorsun.
Suçlu biz değildik. Bizi terk eden, korkup kaçan oydu. Başınız sağ olsun Yasemin Hanım. Siz çok güçlü bir kadınsınız. Hadi Ceren, tam zamanı. Babasının intihar ettiği yerden kendini atmış. Kimse şüphelenmez. Zaten ilaç kullanıyor. İntihar etti, bitti gitti. İşte sana fırsat. Her şeyi kafamda hallettiğimi düşünsem de 11 yıldır buraya hiç çıkmamıştım. Buradan aşağı hiç bakmamıştım. Şimdi tuhaf hissediyorum. Huzurlu. Garip. Tuttum. Ay çok korktum. Teşekkür ederim. Çok korktum. Ben de çok korktum. Gelin. Olcay Hanım. Alo Hikmet. Kötü bir şey yok inşallah. Olcay Hanım. Ben önce iyi olanı söyleyeyim. Allah'a şükürler olsun ki Yasemin Hanım'ın hiçbir şeyi yok. Ne diyorsun Hikmet? Ne oldu? Ne geldi Yasemin'in başına? Olcay Hanım. Yasemin Hanım çatıda. Yan tam düşecekken. Ceren Hanım yakaladı. Babasının kendini attığı yerden mi yoksa? Evet Olcay Hanım. Anne ne olmuş Yasemin'e, iyi mi? Nasıl düşüyordu Hikmet? Ne yapıyordu da düşüyordu? Duruyordu işte. Ya yanlışlıkla mı düşüyordu? Yoksa kendini mi? Hikmet! Yani ne desem bilmiyorum Olcay Hanım. Yani sanki atlayacaktı. İntihar mı ediyordu yani? Tövbe ya. Ya dilim varmıyor ama sanki öyle. Ceren Hanım tuttu. Allah'ım ne yapacağız biz ya? Tamam, sen oradan ayrılmıyorsun. Ben Ceren'i arayacağım şimdi. Tamam. Sonra ne yapacağız Olcay Hanım? Dur bir şimdi. Bir kafamı toplayayım. Kapat sen. Ne Yasemin, iyi mi, ne oluyor? Böyle olmayacak bu iş. Kız göz göre göre evden gidiyor. Bir abime haber mi versek? Dur bir Ceren'le konuşayım önce. İlahi Ceren. Hiç düşer miyim oradan? Yasemin Hanım, ama tam o anda rüzgar esti. Ben de dengenizi kaybedeceksiniz, düşeceksiniz diye gerçekten çok korktum. İnsan dengesini de kaybetse zor düşer oradan. Ancak istemesi lazım. Ama bugün şunu anladım. Eğer düşecek olsam arkamdan tutacak bir el var. Teşekkür ederim.
Kötü bir telefon mu? Yok. Şu bankalar arıyorlar işte. Müsaadenizle ben bir konuşayım. Hikmet haklı, bak açmıyor telefonunu. Kesin bir şeyler oluyor orada. Kızım neredesin? Ne oluyor orada? Ne gibi olacağını? Ceren. Hikmet aradı. Görmüş her şeyi. Saklamana gerek yok. Çatıdaki olayı mı diyorsunuz? İntihar edecekti değil mi? Olcay Hanım, ben çok arada kalıyorum. Yani gerçekten ne diyebileceğimi bilmiyorum. Yani düşecek gibiydi işte. Öyle diyor yani. Anladım ben. Olcay Hanım, ben gözümü bir an olsun üzerinden ayırmıyorum. Ama gerçekten çok yoruldum. Ne yapacağımı bilmiyorum. Yani bir yanda Kerem, bir yanda Yasemin Hanım. Sen şimdi sakin oluyorsun. Az önce yaşadığımız olay ciddi bir olay. Elbette yaşanmamış gibi hayatımıza devam etmeyeceğiz. Yasemin'i hastaneye yatıracağız. Bugün halledeceğiz bu işi. Başka yolu kalmadı. Ben bilemiyorum yani ne desem. Hiçbir şey demene gerek yok. Sen işini yap yeter. Bu demek oluyor ki akşam evime döneceğim. Kocam ve oğlumla baş başa kalacağım. Kredi kartı, taksit ödemesi ya da başka bir problem varsa avans verebilirim. Lütfen çekinme. Bankaları biliyorsunuz işte. Gelecekle ilgili bir emeklilik hesabı açalım falan diyorlar. Ama benim gelecekle ilgili başka planlarım var. Öyle mi? Neymiş? Piyango vuracak diye bekliyorum. Bu seferki biletime çok güveniyorum. Komik kızsın vallahi. Dur anneciğim. Beklesen birkaç saat sonra daha fazla güleceğiz. Mine, toparlama odayı. Eski haline getir. Ben havalansınlar diye şey yaptım. Hani gittiler bir süre diye. Gelecek kızım. Torunum öğlen gelecek. Odayı eski haline getir. Tamam efendim. Ablamlar dönüyor mu Olcay teyze? Mineciğim sen dışarıda bekle biraz. Gel kızım, gel. Otur. Ablan bu sabah talihsiz bir olay yaşamış. Nasıl? Ablam iyi mi ona? Ne oldu ki? Merak etme. Şimdilik kontrol altında. Ne olduğuna gelince. Biliyorsun, kazadan sonra ruhsal durumu pek sağlıklı değil. Tedaviye çok sıcak bakmıyor. Bu yüzden bazı dengesiz durumlar olabiliyor. Ama iyi olacak her şey. Ben de gideyim yanında olayım diyeceğim ama o evde çok duramıyorum ben. Yani buraya adım attığım an babamın o hali bizim... Haklısın kızım, biliyorum. Üzme sen kendini. Halledeceğim her şeyi. Murat eniştenle konuşacağım. Ve onu hastaneye yatıracağız. Her şey çok güzel olacak. Eski günlerimize geri döneceğiz. Ablam kabul eder mi ki böyle bir şeyi, hastaneye yatar mı? Edecek. Bu sefer edecek. Sen takma kafana. Biz ikna edeceğiz. Ama şimdilik bilmesin. Telaşlanmasın. Eğer benim yapabileceğim bir şey varsa ablamın yanında olmak isterim ben de. Yani bana bir şey derseniz ben de yaparım. Sağ ol. Yanımızda olmanı bilmek bile güzel. Şimdilik bu kadarı yeterli. Bu saatten başladım be oğlum. Bir şey konuşmak istemiyorum anne. Şirketi bıraktın. Ailene vakit ayırmak için. Ama şimdi buradasın. Ve ailen de yok. Beni daha çok üzmek için geldim buraya. Seni sevdiğin kadından, Kerem'i de annesinden mahrum bırakmamak için geldim. Ne diyorsun sen de? Karın intihara teşebbüs etmiş. Ama son anda da Ceren kurtarmış.
Ne? Nasıl şimdi? Neredeler? İyi mi? Sakin ol. Nasıl sakin olayım anne? Dinle beni. Ceren'le de Hikmet'le de konuştum. Aynı şeyleri söylediler. Hikmet de mi oradaymış? Torunumu hem de gelinim bu haldeyken oraya yalnız yollayacak değildim değil mi? Hikmet görmüş. Ceren arkadan koşup yakaladı diyor. Yok. Yasemin yapmaz öyle bir şey. Belki de değildir. Belki de gerçekten dengesini kaybedip... Babasını intihar ettiği yerde mi dengesini kaybetti? Ne zaman inanacaksın oğlum? Karın öldüğünde mi inanacaksın? Çok üzülüyorum Murat. Yasemin'i her geçen gün kaybediyoruz. Varsın beni düşman bilsin. Yeter ki düzelsin. Tek isteğim bu. Ne yapacağız peki? Yasemin hastaneye yatacak, tedavi olacak. Bunun başka yolu yok. Ben doktorunu arayayım. Onlar doktor hasta değil, arkadaş gibi olmuşlar. Onu unut. Halledeceğiz, merak etme. Belki güzellikle olmayacak. Ama inan sonu iyi olacak. Bana güven. Yalnız siparişler vardı kasapta. Hallettim anneciğim, merak etme. Abla kız. Heh. Geliyorlarmış. Kim kız? Olcay Hanım Kerem'in odasını toplattı. Bugün dönüyorlar dedi. Döneceklerdi, niye gittiler? Hikmet o evin sokağında nöbette. Sabah çok kötü bir şey olmuş. Ne olmuş? Yasemin Hanım kendini çatıdan atacakmış. Apo. Allah'tan Ceren tutmuş son anda. Ay görüyor musun? İyi ki Ceren yanındaymış. Yazık ya, kadın gerçekten kötü o zaman. Kötü, kötü tabii. Yasemin Hanım'ı hastaneye yatıracaklarmış. Ya? Ona gitti Olcay Hanım. Hayda. Cüneyt Hoca'nın odasına çıkıyoruz, haber verirsiniz. Şu an başhekimiz müsait değil. Toplantıdalar efendim. Olcay Çiftanlı geldi dersin. Peki tamam efendim. Hadi. Olcay Hanım, bir heyet raporu olmadan böyle bir karar almak... Bakın, olayın ciddiyetini anlatamadım herhalde. Gayet iyi anladım. Ama önce bir tetkik yapılmadan... Karımı hastaneye getirelim. Müdahale edilsin. Prosedürleri sonra halledersiniz. Gelinimin hayatından endişe etmesek şu an karşınızda oturuyor olmazdık. Ama Olcay Hanım, şimdi işin prosedürü... Gerçekten prosedürü bekleyecek zamanımız yok. Durumumuz çok acil. Pekala. Madem durum bu kadar ciddi, biz de elimizi taşın altına koyalım. Yalnız Murat Bey, sizin imzanız gerekiyor. Aşkım, dişin mi kaşınıyor senin? Dişlerin mi kaşınıyor senin? Hı? Buyurun Yasemin Hanım. Teşekkür ederim. Sade içiyorsunuz diye aklımda kalmış. Sana da emri vaki oldu böyle. En kısa zamanda evle uğraşacak birini bulacağım. Önemli değil. Zaten ikimiziz, hallolur. Bence çok acele etmeyin. Neden? Belki Murat Bey'le anlaşırsınız diye dedim. O eve dönmeyi düşünmüyorum. Kendiniz ve Kerem için en doğrusu neyse onu yapın tabii. Ama Olcay Hanım bu işin peşini bu kadar kolay bırakır mı? Artık buradayım, ne yapabilir ki? Torununu bırakmak istemeyecektir. En korktuğum şey sizi ondan ayırması. Hiç kimse beni oğlumdan ayıramaz. Başta buna Murat izin vermez.
İlk ben konuşayım. Oğlum, görevlerin ne dediğini duymadın mı? Yanlış olan bir şeyler var. Eğer ilk ben konuşursam neler olduğunu anlarım. O zaman ikna edebilirim. Yanlış bir şey yok güzel oğlum. Onlar işini biliyorlar. Biraz geride durun dediler, öyle yapacağız. Her şey Yasemin'in iyiliği için çocuğum. Merak etme. Geldiler. Yeni bir gelişme yok değil mi? Yok, gözümü hiç binadan ayırmadım. Sabah size söylediğim o şeyden sonra yeni bir şey olmadı. Aha. Hikmet, eminsin değil mi? Murat Bey öyle gibiydi. Ceren de böyle atlayıp tutunca ben tamam dedim. İkna oldun mu şimdi? Hasta sanırım bu evde değil mi? Bu evde evet. Çok dikkatli olun. Karşı koyabilir. Asla zarar görmesini istemiyorum. Her şey için hazırlıklıyız ve önlemimiz var. Siz rahat olun. Gelin çocuklar. Yasemin Hanım! Kapıya bakar mısınız? Kerem'le ilgileniyorum. Bakkal filandır, bir şeyler söylemiştim. Tamam, baktım. Buyurun. Yasemin Çiftanlı. Evet, benim. Yasemin Hanım, sabah bazı tatsız durumlar olmuş. Ailenizin sağlık durumunuzla ilgili bazı endişeleri var. Bu sorunları çözmek için buradayız. Sağlık durumu mu? Anlayamadım. Bu böyle olmayacak. Ben de çıkıyorum. Yasemin Hanım, bizimle birlikte hastaneye kadar gelirseniz bazı tetkikler yapacağız. Hayır, böyle bir şey olmayacak. Lütfen Yasemin Hanım. Bize zorluk çıkarmadan hastaneye gelirseniz. Hayır, kesinlikle böyle bir şey olmayacak. Çocuklar. Evime bu şekilde giremezsiniz. Buna hakkınız yok. Lütfen Yasemin Hanım, bize ne olur zorluk çıkarmayın. Çıkar mısınız lütfen? Ne yapıyorsunuz? Bırakır mısınız? Yasemin Hanım, ne oluyor? Ceren bir şey yap, bir şey söyle. Bırakır mısınız lütfen? Ne yapıyorsunuz beyefendi? Bırakır mısınız beni? Yasemin, ne olur yapmam. Bak hastaneye yatmam lazım. Murat ne diyorsun sen? Ne yapıyorsun? Yasemin, kendine zarar verme diye yapıyoruz. Kendini öldürme diye. Anlıyor musun? Böyle bir şey olmadı. Ne diyorsun sen? Doktor bey, bir dakika. Bak, bunların hepsi senin iyiliğin için. Hadi. Buna böyle bir şey nasıl yaparsın? Buna nasıl izin verirsin? Tamam, sakin ol. Kızma bana. Kızma. Her şey senin için. Afiyet olsun. Hoş geldin kızım. Açsan yukarı yemek odasına bir şeyler hazırlayayım senin için ha? Yok, ben dışarıda yiyeceğim. Onun için geldim zaten. Benim Nişantaşı'na gitmem lazım. Yalnız Hikmet dışarıda. Olcay Hanım'la. Azıcık beklersen gelir ama. Bekleyemem. Arkadaşlarıma söz verdim. Metin yemeğini yesin, o götürür işte. Değil mi Meto? Biraz işim vardı ama götürürüm, tamam. Aslan Meto. Dışarıdayım ben. Bekliyorum bahçede. Tamam. Bu kız da bir tuhaf ha.
Ablası ne dertte, kendi ne dertte. Senin bir canın sıkın gibi. Sınavların falan mı kötü? Gerçi senin derslerin iyidir. Kız numaran kötü yoksa? Umarım benim yüzümden değildir Metin. Sen ne istiyorsun Tuğçe? Ne isteyeyim? İnsan gibi soru soruyorum sana. Sana ne? Benim kız arkadaşımdan sana ne? Arkadaşım değil misin Metin? Yardım etmeye çalışıyorum. Yardım etmeye çalışıyorsun. Evet. Sen önce kendine yardım et. Ne varmış bende? Şımarıksın, bencilsin. Ablan ne halde, sen kendi derdindesin. Ya hiç mi için acımıyor? Ablama yardım ediliyor zaten. Ya sen de et, yanında ol, destek ol, bir şey yap. Hani hiçbir şey yokmuş gibi alışverişe gidiyorsun. Uf, sana ne tüm bunlardan Metin? İyi dedin, ben de onu diyorum işte. Sana ne benden, benim kız arkadaşımdan sana ne? Bıktım senin bu şımarık tavırlarından. Beni almaya gelme, tamam mı? Gerek yok. Bir daha da seninle hiçbir yere gelmem. İsabet olur. Canım benim. Canım. Olcay Hanım, Kerem'in odası hazır. Götürdüğümüz eşyaları geri yerleştirdim. Eline sağlık. Ben onu biraz daha yatırayım. Bu uyku düzeni iyice şaştı. Ceren bak. Annesi belli ki bir süre hastanede kalacak. Onun yerini ikimiz de dolduramayız. Ama en azından Yasemin dönene kadar onun yokluğunu hissettirmemek için elimizden geleni yapalım. Yani Kerem artık bize emanet. Canım. Tabii ki olacağım. Hiç merak etmeyin. Yasemin Hanım da inşallah en yakın zamanda çıkar. Tek dileğim bu. Kerem'le ilgili bir şey sorman gerekirse bana sor. Tabii. Bu şartlar altında olması gereken şey de bu zaten. Değil mi? Değil mi oluşum? Değil mi oluşum? Değil mi oluşum? Hadi bu yakışıklıyı şimdi güzelimi gel benim bakalım. Uyur. Hadi bakalım. Bay bay. Gel bakalım. Bay bay aşkım. Bay bay aşkım. Bay bay. Defol diyorum, git buradan. Tamam, lütfen sakin ol. Git diyorum, defol. Hemşire. Git buradan. Tamam, sakin ol, tamam. Git buradan.
Lütfen sakin olun. Çocuğumu benden ayıramayacaksın. Öyle bir şey yapar mıyım sence? Niye? Niye o zaman buradayım? Tamam, dur. Anlatacağım, tamam mı? Çık! Çık buradan, seni görmek istemiyorum. Lütfen beyefendi, dışarı çıkın ve girmeyin. Yüzünü görmek istemiyorum. Yüzünü görmek Şeytan görmüş gibi. Yok canım, estağfurullah. Yok, ben kendim için şeytan demedim. Mutfaktan öyle bir çıkışım vardı ki sanki içeride tüp patlayacak. Yok canım, sanki bahçeye birisi girmiş gibi geldi de. Kim girebilir ki buraya? Yok, giremez zaten, ben öyle işte, öyle geldi bana. Ben bir Kerem'e bakayım. Önce ana, sonra sen. Başladı yediniz adamının. Yazıklar olsun. Ne yapıyorsun insanlar ya? Vursun. Çekil koşun üstüne. Yeter be. Kimi buluyor da hesap soruyor? Nerede buluyor da hesap soruyor? Yüzümü bir daha görecek misiniz zannediyorsunuz? Bu alçak, bu sefil mahalleniz sizin olsun. O ezik yaşantılarınıza daha da ezik bir şekilde devam edin. Kendi çapınızda gülün, eğlenin. Ben sizin yanınızda nefesim kokarak sözüm ona mutlu mesut yaşayacağım ama kendi kuracağım cennetimde ölmeyi tercih ederim. Bulacakmış da hesap soracakmış. Abla. Tuğçe. Sen nasıl geldin buraya? Nil abladan öğrendim hastanenin yerini. Çok güzel, herkes biliyor yani. İyi misin? Sence? Abla böyle söyleme, çok üzülüyorum. Hem iyi olacaksın, sadece biraz sabret. Sen ne zaman öğrendin beni buraya kapattıklarını? Nasıl kapattıklarını? Seni ikna etmediler mi? Sana öyle mi söylediler? Evet. Ablan çok hasta, onu ikna edip hastaneye yatıracağız dediler. Yazıklar olsun Tuğçe. Çocuk musun sen? Ablanı hastaneye koyacağız diyorlar. Bir aramıyorsun, sormuyorsun, haber vermiyorsun. Olacak iş mi bu? Ben nereden bileyim? Benim hiç aklıma gelmedi ki. Senin haberin var sanıyordum ben. Ağlama Tuğçe. Çık lütfen. Abla. Tuğçe, gider misin?
Neyi var bunun? Bilmiyorum ki. Trafikte mi bir şey oldu acaba? Başka bir şey var bunun. He. Bak bu kızla görüştükten sonra bir daha aramadı biliyor musun? Acaba kendi aralarında mı anlaşamadılar? Safiye. Hı? Sen bu Zeynep'i buraya çağır. Hiç arayı soğutmayalım. Biz buna bırakırsak var ya. Oho. Dur düz. Tamam ben şimdi gidip onu ararım hemen. Allah'ım hayırlısıyla şu iş bir olsa. Hay çok yaşa be. İyi akıl ettin ha. Biz ailesini düşünen babayız ama kıymet bilen nerede? Hı. Bence o konuyu hiç açmayalım Hikmet. Ne oluyor böyle? Ne işin var bu saatte burada? Yok bir şey. Sen git. Ben çıkacağım birazdan. Sen dalga mı geçiyorsun? Ben seni bu şekilde bırakır mıyım? Sen böyle kabuğuna çekilip içmeye başladıysan kesin kötü bir şey olmuştur. Anlat hadi dinliyorum. Yasemin'i hastaneye yatırdık. Psikiyatri bölümüne. Yatırdık derken? Nasıl? Kendi isteğiyle mi? Sen ciddi misin? Sen böyle bir şeyi nasıl yapabilirsin Murat? Kendi rızası olmadan nasıl yapabilirsin? Başka çarem yoktu. Babasının kendine attığı yere çıkmış. Tamam diyecekken Ceren tutmuş sonra. Ne? Hikmet oradaymış. Her şeyi görmüş. Bak hayatta böyle bir şey olmasına izin vermem. Ama Yasemin'i kaybetme ihtimalini bile düşünemiyorum. Böyle mi kaybetmeyeceksin? Kendini atıyormuş diyorum, anlamıyor musun? Ne yapsaydım? Atıyormuş öyle mi? Onunla konuşmadın mı? Nasıl atıyormuş? Konuşacak ne var? Her şey ortada. Biri sana atıyormuş dedi değil mi yatırdın karını hastaneye? Hı? Bu mu senin Yasemin'e olan aşkın? Bu mu senin karına olan güvenin? Ne diyorsun oğlum sen? Ne saçmalıyorsun? Hep Yasemin'e yükleneceğine biraz da kendine bak diyorum. Sen bakıyormuşsun ya zaten. Benim bakmama gerek yok. Hadi söyle. Neymiş benim hatam derdim. Ha? Söyle. Ne demek istediğimi bal gibi anladın. Dur dur dur. Öyle lafı sokup gitmek yok. Dinliyorum. Söyle. Murat sarhoşsun. Sonra konuşalım. Hayır şimdi konuşacağız. Söyle. Nasıl konuşmalıymışım karınla? Ha? Nasıl davranmalıymışım ona? Anlat evlilik uzmanı. Söyle dinliyorum seni. Hadi. Hadi. Yeter. Yasemin senin karınsa benimle arkadaşım tamam mı? Ağzımı kapatıp oturmamı bekleyemezsin benden. Abi Alper. Ya ne yapıyorsunuz Allah aşkına? Sesiniz koridorun ucundan duyuluyor. Delirdiniz mi? Alper. Alper. Alper diyorum sana. Anlatmayacak mısın? Anlatacak bir şey yok. Ne demek anlatacak bir şey yok. İçeride birbirinizin boğazına sarılıyordunuz neredeyse. Her şey Yasemin'le alakalı değil mi? Ne yaptıklarını biliyor musun? Gereken yapıldı.
Neden bu kadar takıyorsun? Çünkü... Çünkü ne? Çünkü bu yapılanı doğru bulmuyorum. Yasemin bunu hak etmiyor. Anlıyor musun beni? Yasemin bunu hak etmiyor. Yasemin'le ilgili tek anladığım şey ne biliyor musun? Ne kadar çok seviliyormuş. Bu kıskançlık konusu yapılacak bir şey değil. Ve ben çok yorgunum. Burada bir de seninle tartışmak istemiyorum, anlıyor musun? Eve gidip yatacağım. Görüşürüz. Yüzüme bakmayacak mısın? Bir şey okuyorum. Metin, ben çok kötüyüm. Ablamın yanına gittim bugün onu görmeye. Kızdı bana, odadan kovdu resmen. Senin dertlerine ilgilenmiyorum. Çok kötüyüm diyorum, niye böyle yapıyorsun ki? Sabah arabadan inerken gayet iyiydin. Ya iki tartıştık bitti, niye uzatıyorsun, niye unutamıyorsun? Kusura bakma, ben senin gibi balık hafızalı değilim. Sevgilim, nasıl da içmiş. Yardım edeyim mi size? Şeref. Kusura bakma. Önemli değil, olur öyle şeyler. Ben şimdi size yardım edeceğim. Dikkat edin. Evet. Şöyle. Az kaldı. Evet. Şu ceketinizi çıkaralım. Şöyle çıkartalım. Ayakkabımızı da çıkaralım. Olmaz Murat Bey. Sizi bu halde yalnız bırakamam. Tamam Yasemin. Ben ederim. Çok mu özledin sen Yasemin?
Murat. Nasılsın prenses? Bak bana ne yaptılar. Dinlemediler beni. İntihar falan etmedim ben. Doktorum önermişti, travmamla yüzleşiyordum. Biraz sabret. Çıkaracağım seni buradan. En kısa sürede, söz veriyorum. Nasıl yapacaksın? Her şeyi ayarlamışlar. Doktoruna ulaşmaya çalışıyorum. Bu gece dönecek yurt dışından. Merak etme, halledeceğim. Kerem'i çok özledim. Kavuşacaksın Kerem'e. Ama böyle kendini bırakmak yok, tamam mı? Benim şimdi gitmem gerekiyor. Çok az izin alabildim. Çok beklemeyeceksin. Söz veriyorum. Etmedim. Geri geleceğim.
Yok yok, Okan falan yok. Sakin ol. Kendine gel. Amacına odaklan. Günaydın. Günaydın. Yasemin Hanım olmadığı için size getireyim dedim. Oh. Nasılsınız? Daha iyi misiniz? İyiyim, sağ ol. Ben Kerem'i birazdan parka götüreceğim. Eğer isterseniz siz de gelebilirsiniz. Hem anneden hem babadan uzak kalmasın. İyi fikir. Hem Kerem'le vakit geçirmeye benim de ihtiyacım var. Değil mi Kerem? Hı hı. O zaman alayım ben o yakışıklıyı, hazırlayayım. 10 dakikaya geliyorum ben. Tamam. Çay da pek güzel olmuş. Ellerine sağlık. Oy oğlum. Hoş geldin çocuğum. Kaynanan da seviyormuş ha. Taze çay var. Hoş geldiniz teyzeciğim. Ben odama geçeyim anne. Çekinme çocuğum. Alper teyzen yabancı değil. Aa Metin, hoş geldin. Ayfer teyzen Zeynep kızımızın annesi oluyor. Çocuk nereden hatırlasın, bir kez gördü tabii. Doğru söylüyorsun. Çay koyayım sana. Yok yok, otur sen, ben koyarım. Tamam, şey börek var masanın üstünde. Tamam. Ay ne güzel bak, kendi işini kendi yapıyor, aferin. Yalnız Zeynep kızıma da maşallah doğrusu. Hani misafirim demedi, beni şuradan şuraya bir kez bile hareket ettirmedi. Maşallah, bravo kızıma, bravo. Temiz hava iyi mi geldi sana? Ne kadar mutlu gözüküyor. Sen olmasan işim zordu. Her zaman Murat Bey. Ben Kerem'e su alacağım. İster misiniz? Olur.
Evet. Ben birazdan geliyorum. Pardon? Okan? Selinciğim, nasılsın görüşmeyeli? Sen beni nasıl buldun? Ne yapacaksın ya nasıl bulduğumu? Kanlı canlı karşında duruyorum ya, etmez mi? Özlemiş misin beni? Olmaz. Burada olmaz, şimdi olmaz. Olmaz tabii, evet. Kim bilir o zengin patronuna neler anlattın da işe aldırdın kendini. Bebek bakıcısı Selin. Pardon, Ceren mi değil mi? Yani adamın yatı var, katı var. Bebeği için bakıcı bakıyor, bula bula seni buluyor. Yavrucağını sana emanet ediyor. Ne söyleyeceksen söyle ve git buradan. Yani var ya, şu çocuğu çakalların ortasına bıraksalar şimdikinden daha az tehlikeli olurdu. Yeter artık. Ne söyleyeceksen söyle dedim. Öyle atarlı giderli konuşma benimle. Eski Okan yok senin karşında. Ayağını denk al, üzmeyeyim seni. Ha şöyle. Bugün öğleden sonra 2'de dediğim yere geleceksin. Bugün gelemem, çalışıyorum. Sen konsepti anlamadın galiba. Ha? Dur tamam, ben sana anlatayım. Hani şimdi böyle sirkler vardır ya, içinde hayvanlar falan vardır. Böyle fino köpekleri falan. Eğitirler onları, gösteri yaparlar. Bundan sonra sen de benim... Tamam mı? Ne istersem onu yapacaksın. Şimdi al şuraya telefon numaranı yaz. Konum atacağım ben sana. Dediğim saatte de orada olacaksın. Al. Tamam artık git. Git hadi, git, gelecek. Gelmezsen söylerim o patronun kim olduğunu. Ceren, benim işim çıktı. Gidelim mi, seni eve bırakayım? Tabii Murat Bey. İşte bu kadar. Başladığımız yere döndük. Müthiş bir evmiş. İnsan hayallerinde bile göremez böyle evi herhalde. Vallahi bence hayallerini bu kadar sınırlı tutma. Ay yok. Benim şöyle küçük bir evim olsun, benim olsun. Yanımda sevdiğim biri olsun. Yeter. Ben bir babama bakayım. Çatı katında bir şeyler yapıyordu. Belki bir şeye ihtiyacı vardır. Sonra bahçeye çıkarız, olur mu? Olur. Hoş geldin. Hoş bulduk.
Metin'i mi bekliyorsun? Hı. Geçen gün sizin yanınıza geldiğimde kafam çok bozuktu. Yanlış anlamadın umarım. Kusura bakma. Hı. İyi kız mı oldun şimdi de? Anlayamadım. Anladım bence. Bir dakika, bir dakika. Ben o özrü senin arkadaş olmak için falan dilemedim zaten. Metin'i çok seviyorum ben. Metin için. Ha yok, o belli. Yani baktın şımarıklık olmadı, plan değiştirmişsin. Plan? Pardon da benim hiç işim gücüm yok. Senin için plan falan kuracağım, öyle mi? Bana bak. Ben öyle Metin'e benzemem. Yüzüne gülmeler, şirinlikler falan. Kandıramazsın beni. Ha Metin'in aranızda ne oldu bilmiyorum. Ki bence hiçbir şey olmadı. Senin gibi tipleri iyi bilirim ben. Ne oldu? Metin benimle tanışınca gözünde değer arttı. Öyle değil mi? Manyak mısın sen? Senin karşında aptal yok. Uza. Metin'in yanında da bir daha görmeyeceğim seni. Yoksa çok fena pataklarım. Duydun mu? Duydun mu? Ne oldu? Bilmem. Bir şey canı sıkıldı herhalde. E hadi bahçeye iniyorduk biz. Tabii inelim hadi. Bıraktığınız için teşekkür ederim Murat Bey. Yasemin Hanım'a selamlarımı iletin lütfen. Tamam, iletirim. Murat Bey, benim birkaç bir şey almam lazım Kerem'e. Bilginiz olsun. Tamam, paraya ihtiyacın var mı? Ha yok, ondan demedim. Bugün bir iki saatliğine çıkmam gerekiyor. Para var, acil durumlar için Yasemin Hanım bırakmıştı. İstersen birini gönderelim, sen Kerem'i yalnız bırakma. Alınacak şey kalmamışsa alternatifini önerirler. Onu da bilmeyen kişi anlamaz. O yüzden ben gideyim istiyorum. Sıkıntı olmasın. Tamam. Öyle diyorsan. Kolay gelsin. Hoşçakalın. Bakalım. Bahçe ne güzelmiş. Buraya da mı siz bakıyorsunuz? Yok, aslında düzenli olarak bahçıvan geliyor ama tabii babam da ilgileniyor. O olmadığı zaman da ben ilgileniyorum. Şu senin Tuğçe'nin bahsettiği olaydaki havuz değil mi? Evet, o havuz da. Niye öyle dedin? Yani niye senin Tuğçe dedin? Ha yok, hani senin tanıdığın diye bir şey ima etmedim. Yanlış anlama. Anladım. Ya o sana yukarıda bir şey mi dedi? Yok. Ne diyecek ki? Ya ne bileyim, yani bir tatsızlık olduysa kusuruna bakma. Ya geçen gün içinde. Saçmalama canım, sende ne ilgisi var? Yani kız biraz şımarık belli ki. Ya yok, aslında iyi bir kızdır da ne bileyim, geçen gün öyle bir tuhaf davrandı, kafayı yemiş gibiydi. Yani kız arkadaş falan, yani yersiz oldu. Ne var canım, ben hiç bozulmadım. Ya şey mi yapsak, şu havuzda bir selfie mi çekilsek? Ha? Hani bu havuz mevzusunu unutmayayım diye. Hadi hadi. Ya niye hatırlatıyorsun? Zaten rezil etti beni o gün. Ha, ne rezilliği ya? Bence çok şekerdim o gün. Murat Bey'in haberi var. Ben bir iki saate dönerim zaten, tamam? Ya uyanınca ağlarsa, ya hiç istemiyorum çocuk bakma işini. E ne yapalım yine? Alınması lazım bunların. Zaten uyanmadan dönerim ben, merak etme. Ya tamam, sakin ol. Ama gözünü seveyim bak, ne olur geç kalma, ne olur. Tamam tamam, merak etme hadi. Müzik
Seni hep böyle gelinlik içinde hayal ederdim. Kısmet bugüneymiş. Vaktim yok. Gel dedin, geldim. Zaman ne kadar garip bir şey. Ben içerideyken en bol şey zamandı. Yatılacak aylar, yıllar vardı önümde. Kısıtlı vakte alışmam biraz zor olacak. Kusura bakma. Hapisten çıktığına sevindim. Gerçekten. Vallahi mi? Sana kazık attığımı düşündüğünü de biliyorum. İçerideyken en çok neyi düşündüm biliyor musun? Her gece Nazım'a uzanıp tavana bakarken sana niye böyle tutulduğumu. Güzel olduğun için. Allah için güzel kızsın. Ama bu değildi sadece beni etkileyen. Başka bir şey vardı. İşte bu halin. Bu rahatlığın. Her sıkıntıyı çözebilecek gibi duruşun. Önüne çıkan her engeli esip geçecekmiş gibi bakışın. Hani iğne vururlar ya insana. İğnedeki ilacın yakayaka damarlarında dolandığını hissedersin. İşte sen de öyle giriyorsun insanın içine. Yakıyorsun. Ama bir farkla. Sen ilaç değilsin. Sen zehirsin. Bil şunu. Şimdi mi? Şimdi. Bak. Okan. Saçma bir şey yapmadan önce bir kere daha düşün. Mantıklı ol. Hapse bir kere daha girmek istemezsin. Değil mi? Girdim. Şimdi bir takım konferans konuları var ama hepsini farklı farklı alanlarda ele alıyoruz. Başka bir konferansa tartışmamız gereken bir konu olur mu? Tabii. Daha sonra bunu detaylı olarak görüşürüz. İyi günler. Hoşça kalın. Görüşmek üzere. Aa merhaba Alper Bey. Sonunda nasılsınız? Kusura bakmayın uçaktan şimdi indim. Çok önemli bir konferanstı. Bana ulaşmak istediğinizde daha yeni şimdi öğreniyorum. Buyurun lütfen. Bakın mutlaka konuşmamız lazım. 5 dakika yeter. Tabii Yasin'in onun arkadaşı değil miydiniz? Evet. Konu da o zaten. Acil demişsiniz. Kötü bir şey mi oldu?
Çok kötü bir şey oldu. Ve bunu ancak siz düzeltebilirsiniz. Sonra aleyhinde ifade verdim. Çünkü polis beni zorladı. Başka çarem yoktu. Seni de içeri atarız dediler. Tehdit ettiler. O zaten kendini yaktı. Sen kendini yakma dediler. O zaman hala beni seviyorsun demektir. Evet. Niye hiç gelmedin o zaman? Bir kere bile aramadın. Bir mektup bile yazmadın. Bana inanmamandan korktum. Yüzüm yoktu yanına gelmeye. Korktun mu? Korkma bebeğim. Korkmana hiç gerek yok. Ben senin yanında olduğum sürece hiç korkma. Sen eskiden daha iyi yalan söylerdin Selin Hanım. Korkma, sapık değilim ben. Sana zorla bir şey yapacak da değilim. Ama aşk yoksa iş konuşacağız demektir. Şimdi sen bayağı sağlam bir yere kapak atmışsın. Bolluk içindesin. Yani benim durumum da ortada. İçeriden çıkınca işverenler öyle kapıları açık beklemiyorlar bizi. Yani ben de işte başlangıç olarak ya 50 bini uygun gördüm. Çok değil, az da değil. Yani bir süre idare eder beni. 50 bin mi? Bende yok öyle bir para. Zorlarsam ancak 10-15 çıkartabilirim. Kızım ben senden istemiyorum ki parayı. Çalıştığın yerden ayarlayacaksın. Kapış? Hani böyle şey gibi. Vardı ya bir tane bu. Robin Hood muydu? Zenginden alıp fakire verme hesabı yani. Sen kafanda nasıl bir şey kurduğunu bilmiyorum ama öyle bir ortam yok. Sen ortamı yaratırsın. Yarın istiyorum o parayı. Yarın mı? Sen delirdin mi? En azından biraz vakit ver, bir günde nasıl bulayım? Ulan sen var ya sen. Az önce 50 bin yoktu, şimdi zaman mı az geldi? Sen ayarlarsın o parayı. Hem de öyle bir ayarlarsın ki kendin bile şaşırırsın. Sadece kendine güven. Çünkü ben sana güveniyorum. Nasıl işe koyuldun hemen? Zaman daralıyor tabii. Açık kalsın, açık. Buyurun. Yasemin'cim, merhaba. Çok üzüldüm gerçekten. Sizi gördüğüme çok sevindim. Sana geleceğim demiştim.
sen gerekli bütün ayarlamaları yaptın. Benim gözetimimde buradan hemen çıkıyorsun. Ah, başım çok dönüyor. Şşş, acele etme. İntihar falan olmadı. Onları anlatmaya çalıştım. Merak etme, her şeyi biliyorum. Önce buradan bir çıkalım, bir eve gidelim. Olur mu? Alper Bey, serumlar için hemşireyi çağırır mısınız lütfen? Hemen. Önce Kerem'i almaya gideceğiz. Sabah alırız. Olmaz. Orada bir dakika daha durmasını istemiyorum. Ben buradan ayrılıyorum. Gelmiyor musun bizimle? Murat bu işe ayak olduğumu öğrenmişsin. Hakkını nasıl ödeyeceğim senin? Bu bana yeter de artar bile. Git oğlunu o evden al. Görüşürüz. Ne yapacağım? Hikmet dur. Bu mücevherlerin Ersen Usta'ya gitmesi gerekiyor. Temizlensin, sonra da kasaya götüreceğim. Peki, ben Ersen Usta'yı ararım. Çok yoğun değilse buradan alıp götürürüm. Neden olmasın?
Mine. Hikmet abi. Sen ne geziyorsun gecenin vaktinde burada? Rüyamda Olcay Hanım'ın azarlamasıyla uyandım. Çamaşırları yerleştirmeyi unutmuşum da. İşini zamanında yapmazsan olacağı bu. Bravo yani Hikmet abi. Bir de sen azar çek ya. Yapıyoruz işte. Bana diyorsun sen gece gece ne geziyorsun? Ben hep gezerim ya ortalığı. Yine kolaçan ettim. Az evvel şurada bir gürültü duydum. O da mı sende? Ne bileyim. Neyse hadi git yat bakalım. Sabah kalkamayacağım. İyi geceler. İyi geceler. Korkuttun mu? Siz uyumadınız mı daha? Aynen. Uyku tutmadı. Sen niye dolanıyorsun gece gece? Kerem'i kontrol etmeye geldim. Sen Kerem'i her gece kontrol ediyor musun böyle? Tabii. Ediyorum. Çünkü uyanıyor arada. Ablam da tam tersini söylüyordu. Bir kere uyuyunca öyle büyük insan gibi kolay kolay uyanmıyor diyordu. Doğru, doğru söylemiş. Ama bir arada uyandırıyoruz. Çünkü karnını doyurmak gerekiyor. Ya, o zaman yalan söylüyorsun. Kerem'i kontrol etmeye değil, karnını doyurmaya geldim. Ama bak böyle çelişkili cevaplar verme. O Olcay Hanım var ya, böyle buralardan yakalar, ağlatana kadar hesap sorar sonra.
Özen, buraya kavga etmeye değil, bir yanlışlığı düzeltmeye geldik. Hayır, ben kavga etmeye ve oğlumu almaya geldim buraya. Açın kapıyı. Yasemin, sakin ol. Uyansınlar. Ne oluyor ya? Uyanın, açın kapıyı. Ceren! Ceren! Çabuk aşağı in, Kerim'i alıp gidiyoruz bu evden. Ne oluyor? Anne! Yasemin! Ne yapıyorsun burada? Şaşırdınız mı? Abla! Ceren, benimle geliyorsun. Kerim'i alıp bu evden gidiyoruz hemen. Yasemin, ne oluyor, iyi misin? Murat. Murat Bey, karınızın intihara teşebbüs ettiği kesinlikle doğru değil. Ben kendisiyle görüştükten sonra hemen hastaneden çıkışını yaptım. Eğer görmek isterseniz resmi belgeler burada. Geldi anne, sen merak etme canım. Ceren, sen de alabildiğin kadar eşya al kendine. Tamam Yasemin. Abla ne oluyor? Oğlumu alıp bu evden gidiyorum. Sen de kendini hazır hissettiğin zaman gelirsin. Ya da gelmezsin, sen bilirsin. Ya abla, bana neden böyle davranıyorsun? Artık kimseyle uğraşacak halim kalmadı Tuğçe. Ne bu saçmalık? Çocuk oyuncağı mı bu? Aslında basit bir yanlış anlaşılma. Yasemin Hanım o sırada Ceren Hanım'a o evdeki anılarını anlatıyormuş. Aslında bütün niyeti de buymuş. Ben de kendisiyle yaptığım tetkikten sonra doğru söylediğine kanaat getirdim. Nasıl yani? Bütün olanlar yanlış anlaşılma mı yani şimdi? Maalesef. Ben bunu kesinlikle kabul etmiyorum. Hastanenin başhekimini arayacağım. Gelinimi tehlikeye atıyorsunuz. Konuşma yok artık. Konuşma bitti. Bak, yemin ediyorum bilmiyordum. O kadar panikledim ki. Böyle çekip gitme ha. Belli ki Murat Bey bizi rahat bırakmayacak. Yasemin, bana öyle bir tablo çizdiler ki ne yapmamı bekliyordun? Bir kere olsun karıma inanayım demeni bekliyordum. Olmadı Olcay anne. Bu kez de kapatamadınız beni. Senin iyileşmenden başka bir derdim hiç olmadı kızım. Beni oğlumdan ayırdınız. Ve bu kez kocamı da buna ikna ettiniz. Kızım, sen söyle. Ben seni aramadım mı? Bana korktuğunu söyleyip Yasemin'i terasta tuttum demedin mi? Olcay Hanım, ben arada kalmak istemem. Ben, yani evet, korktuğum doğru, tuttuğum da doğru. Ama intihar etmek istedi demedim. Bunu Yasemin Hanım da biliyor zaten. Bu arada biz böylece bir yanlış anlaşmayı düzeltmiş olduk. Bence bu meseleyi fazla büyütmeyelim. Bu benim size tavsiyemdir. Hem Yasemin Hanım'a hem de size. Hayır, büyüyecek. Bu küçük bir yanlış anlama değil. Planlı ve maksatlı bir hareket. Eğer bir kez daha beni oğlumdan ayırmaya çalıştığınızı sezersem, Kerim'i bir daha göremezsiniz. Bunu böyle bilin. Yasemin, tamam, kabul. Ben yanlış anlamış, yanlış yapmış olabilirim. Ama bunu planlı maksatlı yapmadım. Korktum, hala korkuyorum. Sana bir şey olacak diye korkuyorum. İnan bana, bu evi terk etmen bizlere, ne Kerem'e ne sana bir fayda sağlamaz. Aksine felakete sürüklenirsin. Murat. Yasemin. Bak, çok büyük bir hata yaptım.
çok üzülüyorum. Gitme. Özrüm kabul edilmedi. Yasemin Hanım, çok sevindim. Sizsiz bu evin tadı yok. Şu an hiç muhabbet edecek havada değilim. Biner misin? Yasemin'i hiç böyle görmemiştim. Ne bekliyordunuz ki? Kendini suçlama Murat. Bizim son zamanlarda yaşadıklarımızı kim yaşasa Yasemin'in terasa atlamak için çıktığını düşünürdü. Hala kendini haklı görüyorsun ya. Bravo. Kendimi haklı görmüyorum. Bir yanlış yaptım. Evet, özür dilerim. Ama bu Yasemin'in hasta olduğu gerçeğini değiştiriyor mu? Anne yeter. Karımla aram yeterince bozulmadı mı sence? Senin aklına uyup düştüğüm şu duruma bak. Yasemin benden nefret ediyor. Yasemin seni seviyor. Her zaman da sevecek. Zaten mesele sizin evliliğiniz değil, aşkınız değil. Bir oğlunuz var. Her şeyden önemlisi onun güvenliği. Bundan sonra bu mesele senin meselen değil. Bir daha evliliğime, Yasemin'in sağlığına ya da Kerem'le ilgili hiçbir şeye. Kısacası anne, hayatımıza karışmayacaksın. Anladın mı? Bu sefer hem Yasemin'i hem de abimi karşına aldın anne. Bakalım ne yapacaksın? Ne yapacağım? Doğruyu söylemekten vaz mı geçeceğim? Gelinim de torunum da tehlikede. Kimse bu fikrimi değiştiremez. Yasemin Hanım, Kerem'i yatırdım. Eşyalarını da yerleştirdim. Ben yatayım o zaman. Benimle işiniz yoksa. İyi geceler. Ceren. Olcay Hanım'la ne konuştun sen? Tam olarak orada söylediklerimi söyledim Yasemin Hanım. Bir daha anlat. Yasemin Hanım, ben Olcay Hanım'ın şüphelendiği gibi sizin intihara kalkıştığınızı falan söylemedim. Gerçekten. Ne söyledin? İşte aradı. Hikmet bir şeyler görmüş, doğru mu dedi. Ondan sonra ben de evet, işte kenara gitti. Ben de çok korktum ve tutmaya çalıştım dedim. Bu kadar. İntihar ettiğimi düşünen birini rahatlatacak bir cümle kurmak gelmedi mi aklına? Ama ben öyle düşündüğünü nereden bilebilirdim ki? Ambulansa beni götürürlerken nedenini biliyordun. Yasemin Hanım doğruyu söylüyor diyebilirdin. Söyledim Yasemin Hanım. Zaten söyledim, kimse beni dinlemedi ki. Ondan sonra da söyledim ben hatta. Ama Olcay Hanım hepimizi susturdu. Bu gece ben Kerem'in odasında yatacağım. Sen nerede istiyorsan yatabilirsin. İyi geceler. Ya bak, bana hesap soruyor. Ne oldu? Bana olan güvenim mi sarsıldı? Demek ki daha erken kurtulmam gerekecek seninle. Bana uyar. Umuduma daha çabuk kavuşurum, fena mı? Günaydın Yasemin Hanım. Erken mi kalktınız? Günaydın. Erken uyandı Kerem, sonra da uyumadı. Keşke söyleseydiniz bana. Kahvaltı ederdiniz rahat rahat. Rahatım ben zaten. Kendine çay al, kahvaltı et. Yok. Dün gece ben apar topar çıkarken biberon temizleme makinesini almayı unutmuşum. Diyorum ki bir gidip onu alayım, hemen lazım olacak çünkü. O eve bir daha gitmeni istemiyorum. Yenisini alırız.
Ha, tamam. O zaman gidip alayım ben. Lazım olacak çünkü. Siz hiç yormayın kendinizi. Ben gider alır gelirim hemen. Tamam. Yakınlarda bir yer olduğunu sanmıyorum. Bir iki saate alır gidip gelmen. Olsun. Eğer sizin işiniz yoksa benim için problem değil. Peki. O zaman cüzdanımı getir, para vereyim sana. Tamam. Merhaba kızım, hoş geldin. Buyur. Ben unu satmak istiyordum. Anneannemden kalma. İhtiyacım olmasa satmazdım. Değerini biliyor musun? Evet. 50-60 eder demişti anneannem. Bir dakika bekler misin? Hı hı. Bunun değeri 450.000 lira. Böyle bir gerdanlığa sahip olan kişi bunu bilir. Evet. Dedim ya size anneannemin diye. Senin anneannenin adı Olcay Çiftanlı mı? Hiç sanmıyorum. Bu piyasada bilinen bir parçadır bu. 96 yılında özel sipariş olarak tasarlandı. Olcay Çiftanlı için. Bu kısmını sen de gayet iyi biliyorsun. Çünkü sen bu gerdanlığı ondan çalmışsın. Bunu göndermeyi unuttuk mu? Hikmet! Hikmet! Efendim? Gerdanlığı temizletmeye götürdüğünde benim mi haberim yok? Hayır, götürmedim. Arsene Usta'dan haber bekliyorum. Nerede bu? Anlamadım. Bu kutudaydı. Sen de biliyorsun, götürecektin. Yok mu? Hayır, deminden beri bakıyorum, yok, hiçbir şey yok. Olcay Hanım sonradan başka bir yere koymuş olabilir misiniz? Hayır, dokunmadım ben bir daha. Yok, yok işte. Resmen gitmiş. Çalınmış Hikmet. Yok efendim. Kim girecek efendim? Hırsız bu. Kendini göstere göstere girecek değil ya. Topla herkesi hemen. Belki biri bir şey görmüştür. Olcay Hanım, herkesi derken? Herkese Hikmet. Evde yaşayan herkesi. Peki. Bugün iyi tarafımdan kalktım. Bunun içinde 20.000 lira var. Bunu al ve git.
Ne? 450 bin liralık gerdanlığa 20 bin lira mı vereceksin? Pazarlık yapmak istiyorsun anlaşılan. Bana uyar. Sen bu gerdanlığa para verdin mi? Hayır. Ama 20 bin liraya sattın. Seni polise versem kaç yıl yiyeceğini biliyorsun herhalde. Onun için buna da şükret. Çığlık atarım. Bağırırım, yemin ediyorum çığlık atarım. Yemin ediyorum yaparım bunu. Adam öldürüyorlar derim. Siz beni daha tanımıyorsunuz, yaparım. Tamam, tamam, tamam. Pekala. 10 bin daha veriyorum ve alıp gidiyorsun. Özledin sen Yasemin. Allah kahretsin. Resmen gitti gerdanlık. Hiçbir şey dikkatinizi çekmedi mi? Eve giren, çıkan... Ne bileyim, belki usta gelmiştir, kurye gelmiştir. Evin çevresinde dolanan biri dikkatinizi çekmiştir. Olur mu Olcay Hanım? Yabancı nasıl girecek eve? Dışarıda kameralar var. Hem sağ olsun Hikmet geceleri hiç uyumuyor. Öyle dolanıyor evin içinde. Ne demek geceleri evin içinde dolaşıyor? Olcay Hanım, ben... Bahçeyi kontrol ediyorum, etrafa bakıyorum. Hı-hı. Kapıları kontrol ediyorum. Tamam, tamam. O kadar. Ya öyle böyle de pahalı bir gerdanlık değildi ki. Nasıl, nereye gider Allah aşkına? Ya Allah'ım, delireceğim. Gitti gerdanlık. Bırak parasını. Babamın hediyesiydi yani. Çok özel bir parça. Anne, iyi misin? İyiyim, iyiyim. Olcay Hanım. Başım tuttu. Mine, Olcay Hanım'ın ilaçlarını getir. Hemen. Anneciğim, tamam, sakin ol, bak bulunacak. Bir daha düşünelim hepimiz iyice. Dünden önceki gece yerindeydi çünkü. Dün oldu ne olduysa. Gündüz kim girdi çıktı? Ya da gece
uyanık olanınız vardır. Bir düşünün. Sen niye dolanıyorsun gece gece? Kerem'i kontrol etmeye geldim. Sen Kerem'i her gece kontrol ediyor musun böyle? Tabii, ediyorum. Çünkü uyanıyor arada. Ablam da tam tersini söylüyordu. Ben bir şüpheli biliyorum galiba Olcay teyze. Kim? Annem güzelliği dillere destan. Çok alımlı bir kadın. Hep güzel semtlerde oturduk. Hiç sıkıntı çekmedim. Beş dakika daha gecikseydim var ya... Ne yapardın? Şu deli bakışın hiç değişmemiş ha. Beni de zaten bakışların delirtti ya. Ama anılara dalmayalım değil mi? Yani insan kapalıyken o anılar var ya... ...adamın beynini yakıyor. Neyse getirdin mi parayı? Aferin kız. Hiç umudum yoktu biliyor musun? Ayrıla. Bu para sana yetecek mi? Yeni bir hayat kurmana yeter mi? Saçma saçma konuşma böyle. Sana bir teklif sunuyorum. Ya bu parayı al. İki hafta sonra yine Metali'ye kurşun at. Ya da... ...sana söylediğimi yap. 5 milyon kazan. Hayatın boyunca zengin yaşa. Kim verir lan sana 5 milyonu? Öyle mi? Sana bol şans. Konuş bakayım ya. Çift hamurların çocuğunu kaçıracağız. Yavaş gel. O kadar basit olacak ki. İşin en güzel tarafı da ne biliyor musun? Bütün para sana kalacak. Seni çıkarın ya. O seni ilgilendirmez. Bütün para senin işte, daha ne istiyorsun? İlgilendirir gülüm. Bilmek istiyorum. Annesiyle bir problemin var diyelim. Yeter mi? Bilemedin mi gülüm? Yani bir şey de istemiyorsun şimdi. Benden kurtulma planıymış gibi geldi bu bana. Sen eskiden daha akıllı bir çocuktun. Hayır yani... ...böyle bir araba dolusu polis bana sıkıyormuş gibi görüntüler geliyor da gözümün önüne. Şu an beni ele verebilirsin. Sence bu riski göze alır mı? Ver kararını. 50 bin mi?
5 milyon. Vermesi çok zor bir karardı bu. Okan için bile. Ceren'in yavaş yavaş kontrolü kaybetmeye başladığı günlerde, Kerem'i kaçırmaya karar verdiğinde aslında boyundan büyük bir işe kalkıştığının farkında değildi. Okan teklifi kabul etti mi? Okan, Ceren'e güvenilmeyeceğini bilen birkaç kişiden biriydi. Yine de para çok büyük bir paraydı ve bu işte yapılması imkansız bir iş değildi. Bu işin arkasında onun olduğundan kimse şüphelenmedi mi? Şüphe delil olmadıktan sonra neye yarar ki? Ceren planlarını kusursuz yapardı. Yine de Okan'la bu işe kalkışmak büyük riskti. Okan'ın sonrasında yaptığından bahsediyorsunuz. Okan'ı kontrol edebileceğini düşündü. Ama Okan kontrol edilemezdi. Adeta vahşi bir ayı gibiydi ve Ceren şunu bilmiyordu. Bir ayıyı dansa kaldırırsan, dans sen vazgeçtiğinde değil, ayı vazgeçtiğinde